çağın en büyük devlet adamı, kudretli bir komutan ve asil olarak kabul ettiği eşsiz lider, asil Türk milletinin yüce atası, ordumuzun ebedi başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılarak ebediyete intikal edişinin 83. yıl dönümünde kendisine büyük bir özlem, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Bugün bütün Türkiye, bütün yüce Türk milleti bir sükut içinde onu sevgi ve saygıyla anmaktadır. Doğadaki tüm canlılar gibi insanoğlunda yaşamının bir sınırı vardır. Ancak bazı insanlar vardır ki yaşamları boyunca yaptıkları eserlerle, insanlığa yapmış oldukları hizmetlerle yaşamlarından sonra da varlıklarını sürdürürler. İşte bu insanlardan biri de ölüme meydan okuyan, öldükten sonra da yaşayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Benim adım Mustafa. Çiçek gibi bir kadın doğurdu beni. Adı Zübeyde. Zübeyde'nin de bir sevdiği yufka yüreğiyle Ali Rıza Efendi. Hep birlikte mutlu mesut yaşardık. Babam, ben 9 yaşında. Ya varım ya yokum. Sessizce gidince hayatın güç merdivenlerinden tırmanmaya başladım. Havada bulut yok, bu ne dumandı? Mahallede yılın 17 yılı eğitim hayatıyla geçmiş. Tabii bu eğitim hayatı da hepimizin bildiği gibi babası rahmeti rahmana kavuşuyor. Çok sıkıntılı bir eğitim hayatı ve eğitim süreci yaşıyor. Ve daha sonra Türk ordusuna katılıyor ve katılmasıyla birlikte belki Türk tarihinin en sıkıntılı sürecinde Türk ordusuna katılıyor. Trabzonspor'da başlıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda gitmediği cephe kalmıyor. Ve bu süreçlerde de dünya tarihine, Türk tarihini çok iyi inceliyor. Az önce değerli yavrularımızın dediği gibi bir saniye boş vakit bulduğunda da kitap okuyor. Ve her şeyi en iyisini öğrenmeye çalışıyor. Bu öğrendiği bütün bilgileri de, bütün vizyonunu da o milletin kurtuluşu için, o milletin bağımsızlığı için, o milleti çağdaş muasır medeniyetin en önüne taşımak için kullanacağını kendisine ilke ediniyor. Ve bu uğurda da geri kalan 40 yılında bu uğurda harcıyor, bu uğurda yol yürüyor. 40 yılı, bir 40 yılı hepimiz ama hepimiz Hakkari'den Edirne'ye kadar 84 milyon insanımız, hatta Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar bütün Türk dünyasında hepimiz çok iyi inceleyip çok iyi örnekler almalıyız. Her zaman. Çünkü bir milletin millet olabilmesi için o vizyonu ortaya koymuş. Bugün biz eğer Çerkezköy'ümüzde millet olarak, millet olma şuuruyla huzur ve barış içerisinde kardeşçe yaşıyorsak işte Cumhuriyet sayesinde. Başarıyı görünce insan...